Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Değerli hocam, bu gemide bulunan herkes size selam söylüyor, arkadaşlarınıza ve katılımcılara selam söylüyor. Ellerinizden öperiz. İnşallah Gazze'ye doğru gidiyoruz. Bu Siyonizm tehlikesini bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla bütün dünyaya anlattınız. Sizin öğrencileriniz olarak inşallah bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Ve bu hakikatlerin deşifre edilmesi için, insanlığın mutluluğu ve huzuru için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. İnşallah zannediyorum yarın İsrail'in güçleriyle karşılaşacağız. Şimdi fotoğraflarınız çekiliyor Cuma'yı kılarken. Şeyleri bayram namazlarında 50 tane kamera sizi bayram namazlarında çekiyor. Nerede bu şehit cenazeleri? Gel başbakan olarak bir tanesi de sen kaldır. Partin kaldırsın, insanlarımız kaldırsın. Bizi kandırmayın. Bu ülkede bizi Allah diyenler kandırıyor. Kur'an diyenler kandırıyor. İnanmıyorum bu insanlara. Pazar günden sonra yıkıldım ben. Bu 30 yıldan beri arkadaşlığım olan, bu İslamcı cemaatten arkadaşım olan insanların güzelliğine inanmış bir çocuktum ben. Baktım ki bu ülkeye bir tecavüzü kendine yapılmış bir tecavüz olarak tercüme ediyorlar. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yıllarca küfrettim Erbakan'a. Şimdi utanıyorum küfürlerimden. Özür dilemek istiyorum. Erbakan olsaydı şurada iki saat, şimdi bu Cumhuriyet Bayramı'nı Erbil'de Cuma namazı kılıyordu. Şimdi Fetih Sureyli'yle Cuma namazı kılıyordu Erbil'de Süleymaniye'de. İşte bu adamlar bu. Ne dedi Erbakan şeyden? Hep güldük. Ben de güldüm. Şeyden, seçimden önce bu adamları anlatırken. Bunlar Amerika'nın kucağında, bunlar bilmem ne de. Herkes, hepimiz de güldük. İşte sahne budur. Şimdi Bush Efendi 5 Kasım'da kabul edecekmiş bilmem ne. Yani şey vardır, argoda bir laf vardır. Döndürüz. Ama Allah ömürler versin ve bu müdahalelere doğrudan maruz kalan Sayın Necmettin Erbakan ve arkadaşları çok şükür ki hayattadır. Kurucusu olduğu parti ve kadroları siyasetlerini samimiyetle sürdürmektedir. Eğer bir mağdur aranacaksa adres onlardır. AKP ise olsa olsa müdahale sürecinin kazançlı çıkan baş aktörüdür. Bu itibarla geçmişte defalarca biz milli görüş gömleğini çıkardık diye ilan edenlerin şimdi kalkıp terk ettiklerinin maruz kaldığı demokrasi dışı baskılara sözde meydan okumaları tam bir aldatma ve ikiyüzlülüktür. Biz buradan darbelere ve demokrasiye, müdahalelere gerçekten karşı ise Başbakan Erdoğan'a çağrımız, henüz eyleme geçememiş planlardan önce bizzat yaşanmış ve aktörleri belli olan 28 Şubat denilen sürecin sorumlularından hesap sormaya başlamasıdır. Gerçek samimiyet sınavı böyle belli olacaktır. 1996 yılında Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasındaki koalisyon görüşmelerinin ayrıntılarını gündeme getiren dönemin Doğru Yol Partili yöneticilerinden emekli subay Manisa Milletvekili Tevfik Diker, Refah Yol hükümetinin yıkılmasına nerede karar verildiğini açıkladı. Tevfik Diker'den 15 yıl geciken tarihi bir özür de geldi. 1996 yılında Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasındaki koalisyon görüşmelerinin ayrıntılarını gündeme getiren dönemin Doğru Yol Partili yöneticilerinden emekli subay Manisa Milletvekili Tevfik Diker, Refah Yol hükümetinin yıkılmasına nerede karar verildiğini açıkladı. Dünden bugüne geldiğimde elimi vicdanıma koyarak bir öz eleştiri yaptım. Ülkemde yaşayan 20 milyon aç ve yoksul ve yapılan talan ile hortumlar, emperyalist hesaplar, akan kanlar beni uyandırdı. Zat-ı Ali'nizin milli görüş hassasiyetini yeterince algılayamadığım, Refah Yol hükümetinde yardımcılığınızı kabul etmediğim ve Refah Yol'a karşı mücadele ettiğim için sizlerden samimi bir özür diliyorum. Lütfen kabul ediniz. Tevfik Diker, 19-20. dönem milletvekili, Doğru Yol Partisi eski genel sekreteri. İçerisinde 15 yıllı serbest, 25 yıl yasaklı.
Bu davayı böyle bir ortamda götürdü. Allah kendisinden razı olsun. İslam davası biraz önce Oğuzhan Bey kardeşimizin de ifade ettiği gibi o teşhislerdeki isabeti teyit için söylüyorum. Onunla bir anlam kazandı dünyada. Eğer bugün İslam Birliği diye bir söz varsa İslam Birliği sözünü ilk dile getiren Erbakan hocamızdır. İslam ortak pazarı diye bir söz varsa onu ilk dile getiren Erbakan hocamızdır. İslam dinarı diye bir kelime varsa Erbakan hoca konuşurken ondan ilham alarak Avrupa'nın dolar karşısında euroya geçtiği bir vaka varsa o İslam dinarının ilk ifadesi Erbakan hocamızdır. Siyonist Birleşmiş Milletler karşısında İslam devletlerini kurtarmak için, bir araya getirmek için İslam Birleşmiş Milletleri diye bir söz, bir kavram varsa desekizle onu fiilen gerçekleştiren, hem de hükümetten istifa etme noktasındayken gerçekleştiren lider işte Erbakan hocamızdır. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Böyle bir lidere yardımcı olmak kulluğun en büyük hazinelerindendir. Şimdi söyleyeceğim şunu. İşte 40 yıllık bir mücadele. Kimileri için yeni başlıyor. Kimileri için dünya hayatı yönünden sona doğru gidiyor. Biz hepimiz faniyiz. İdealler ortaya konulmuş. Yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye. Yeni bir dünya. Bunlar hedefler. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde elbette gayret gösteriyoruz. Ama gerçekleştiğini görmek nasip olacak mı, olmayacak mı biz biliyoruz. İşte bu fani bedenden bu can girince, bu hedefler vardığınız zaman, varmak için koştuğunuz zaman, eğer biz dünyada değilsek, arkamızdan koşun gelin, cesetlerimizin üzerine basın geçin, ama bayrağı mutlaka burca dikin, burca dikin. Siz bu davanın bayrağını burca diktiğiniz zaman bizim cesetlerimiz sizinle beraber sizin yanınızda olmasa bile ben inanıyorum ki ruhlarımızla o anda sizlerle beraber olacak. Fazla sözü gerek yok. Hepinize saygılar, sevgiler duyuyorum. Milli görüş davası yolunda nice mutlu günlere, nice zaferlere nail olmamızı Cenab-ı Hak bize lütfetsin diyorum. Selamun aleyküm. Program bu sefer solcu kadro, yani komünist fikirli bir kadro, El Fetih diye. İsmim güzel bir isim ama besmelesiz, abdestsiz, namazsız adamlar. Ben bir tercümanlık meclisinde bulunmuştum. Yasir Arafat sağken Erbakan'ı ziyarete geldi. Bu elinizdeki kitapçık gibi bir kitapçık getirdi. İnşallah devlet kurduğumuzda anayasamız olacak diye Erbakan'a takdim etti. Ben de tercüme ettim böyle söylüyor diye. İlk kapağını açtı Erbakan. Besmelesiz başlamışsınız, Allah size yardım etmez dedi. Biz layık bir devlet kuracağız dedi Yasir Arafat. Hiç unutmuyorum, ona dedi ki Allah'a yardım etmedikten sonra sen hiçbir şey yapamazsın, boşuna uğraşıyorsun dedi ona. O kızdı, o kızdı. Bize de tercümanlık görevi düşmedi. Çıktık dışarı. Bugün bu davanın lideri Erbakan hocamız. Allah hayırlı uzun ömür versin. Sohbet afiyetle daim etsin. Allah muradına ertesin. O mübarek insan Gümüşhane'nin kolundan geliyor. Gümüşhane'nin Hazretleri Mevlana Halis Ziyahuddin'den geliyor. Onlar İmam-ı Rabbani'den geliyor. Onlar Şah-ı Nakşibend'den geliyor. Onlar nereden? Sadık'tan, Ebu Bekri Sıddık'tan geliyor. Şimdi bu bir silsile meselesidir. İnsanın bir yere zincire bağlantısı olur.
bir halkaya tutunmuş olacak, ipsiz sapsız olmayacak, sonradan çıkmayacak, uyduruk olmayacak, bidat olmayacak, bir insanın el alacak. Ha, Mehmet Zahit Efendi Hazretleri'nin, ki ben de çocukken tanıyorum, Allah şefaatine nail etsin, Mehmet Zahit Efendi'nin şeyhi Aziz Efendi, onun şeyhi Hasip Efendi, Erbakan Hoca'nın ta o zamandan o dostlara intisabı var. Ali Aydar Efendi Hazretleri'ne defaatle ziyareti var, himmet almıştır ve duasını almıştır. Nerede ulema evliya varsa hepsinin himmetini duasını almış ve bu davaya çıkmış, ehli sünnet itikadı üzere bu mübarek insan bu davayı götürür. Ama araya karışımlar giriyor. Bu karışımlar ne diyorum? Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. Bu itibarla hocamızın itikadı ehli sünnet üzeredir. Ve bu Anadolu gençliğin ve bu derneklerin bu hizmetinde itikadı ehli sünnet üzere olduğuna bir daha şahitlik ettim. Bu vesileyle. Yetiş ya Resulallah demek ehli sünnet itikadı. Ancak araya bazı yanlış fikirler sokmak isteyenler mutlaka karışabilir ama Medine körük gibidir. Hadisini unutmayın. Bu dava efendim yanlış itikadı ve itikadlıyı barındırmaz. Onun için Allah Teala ehli sünnetten ayırmasın. Muhammed Mustafa'ya istinad edenler, tevessül edenler, yüzü sürmetine isteyenlerden ayırmasın. Bu cemaatten ayırmasın. Allah razı olduğu azınlıktan ayırmasın. Allah gazap ettiği çoğunlukla beraber kılmasın.